Name Ebru Karabağ Aydeniz. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyesiyim. Projemizin adı BAP044 Zamansız 30 Sandalye 1950'ler, 1960'lar ve 1970'ler. Bu projede dünya literatüründe mid-century modern furniture olarak bilinen mobilyaların değerinin anlaşılması ve korunmasına ilişkin bir farkındalık oluşturulmasını hedefledik. Bu hedefe yönelik öncelikle söz konusu dönemde ülkemizde tasarlanarak üretilen ve kullanılan mobilyaların araştırılmasını sağlayarak literatürdeki boşluğa bir katkı yapmayı amaçladık. İkinci olarak da bu dönemde ülkemizde tasarlanarak üretilen 30 adet sandalyenin satın alınarak restore edilmesi ve tekrar kullanılabilir duruma getirilmesini sağlamayı amaçladık. Sandalyelerin onarım öncesi ve sonrasını fotoğraf ile belgeleyerek aradaki dönüşüme dikkat çekmeye çalıştık. Böylece sandalyelerin hala estetik olduğu, basit ve ucuz müdahalelerle tekrar kullanılabildiğini vurgulamaya çalıştık. Bu projenin Türkiye'de henüz yeterince olgunluğa ulaşmamış mobilya tarihi çalışmalarına restorasyon perspektifinden bakması, çalışmanın özgünlüğünü arttırmakta, özgünlüğünü ortaya koymakta ve değerini bir kat daha arttırmakta. Aslında literatürde mobilya restorasyonu ilişkin bilgi bulunmakta, ancak Türkiye'de bu daha çok klasik mobilya restorasyonunda uygulanmakta. Bu çalışma aracılığıyla bu bilginin yorumlanması, yeniden üretimi ve aslında modern mobilya konusuna ve Türkiye ölçeğine taşınması açısından projeyi önemli buluyorum. Dolayısıyla bu proje sadece bir dokümantasyon ve arşivleme projesi değil, aynı zamanda mobilya restorasyonuna ilişkin bilginin üretimi açısından da önemli bir proje. Ben Süleyman Ermiş. 1973'te bir işe başladım. Eski ağaçları düzeltmek hakikaten de zor bir şey. Sandalyenin birisini ilk önce alıyoruz. Tamir ettikten sonra, mengenelerle sıktıktan sonra ertesi gün bunu kazıyoruz sistirelerle. Üzerindeki eski kirlerini, cilalarını çıkartıp ondan sonra bunları tekrar bir zımpara yapıyoruz. İstenirse renk çekiyoruz, istenmezse ağacın kendi renginde, doğal, natürel renginde yapıyoruz. Bu Yaşar Üniversitesi'nin de bana gelen sandalyeleri bir ay, bir buçuk ayımızı aldı. Yaşar Üniversitesi'ne gittiğimizde oradaki sergide beni çağırdıklarında oradaki gençlerin bana sordukları soru çok hoşuma gitti ve bu eski antika mobilya sandalyelerimiz ölmediğini fark ettim ben. Bunun için daha çok zevkle, iştahla çalışıyorum. İsmim Fulya Ballı, iç mimarım. Profesyonel olarak iç mimarlık yapıyorum. Yaşar Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. İç mimarlık bölümü işlevsel dönüşüm stüdyosuna başladığımda Ebru ve Sergio ile birlikte bu proje fikri ortaya çıktı. Yaşar Üniversitesi'nin verdiği destek sayesinde İzmir, İstanbul ve Ankara'daki depolardan, antikacılardan, eskicilerden 30 adet özgün yüzyıl ortası modern sandalye toplanıp bir araya getirildi. Bu toplama sürecinin aslında bize verdiği keşfetme heyecanı, bu getirdiğimiz, topladığımız sandalyelerin Süleyman Usta'nın eline gelerek aslında canlanması, yeniden kullanılır hale gelmesi bizim için çok keyifli bir süreçti. My name is Sergio Tadonio from the Faculty of Architecture, Interior Architecture and Environmental Design Department, and I'm a team member of the project. I was selected by the team as the curator of the final exhibition. The final scenography of the show was then clear. A very large amount of sawdust with its nice flavor of wood, all collected into large platforms, and within them, on rising pedestals, the chairs, individually displayed as symbolic pieces of conventional domestic scenes
of 50s, 60s and 70s Turkish living spaces. On December the 6th, 2017, all 30 chairs repaired and restored were exhibited at the foyer of Yashar University campus and finally presented to the public. And the idea to involve the carpenter, Mr. Suleiman, during the exhibition into a sort of a live performance was again an act of respect toward his essential, important role during the total process of rehabilitation. And it was so nice to see how people engage with him during the event, showing an incredible sense of respect for his valuable effort. Yaşar Üniversitesi'ne ait bu koleksiyonun genişletilerek gelecekte İzmir'de kurulacak bir tasarım müzesinde sergilenmesini hayal etmekteyiz. Projenin gerçekleştirilmesini sağlayan Proje Denetleme Kurulu'na ve Proje Destek Ofisi'ne çok teşekkür ediyoruz.